Flash Medya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Staran ilişkide Memlük Devleti serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki bölümde Kahire'yi kuşatmaya çalışmıştık ama başarısız olmuştuk. Bu bölümde artık yönümüzü İngiltere'ye çevireceğiz. Umarım güzel bir bölüm çıkarabiliriz. Videomuza geçmeden önce bir like atarsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şöyle videomuza geçelim. Evet hocam, mevcut durum bu şekilde. Bugün Oxi Kalesi'ni, Avcıla Kalesi'ni ve Barça Limanı'nı İngilizlerden alabilirsek süper olur. Bu 3 kale bugünkü hedefimiz. Umarım gerçekleştirebiliriz. Şu anda 250 kişilik birlikle Guz Kalesi yakınlarındayız. Şöyle ben daha da birlik alacağım hocam. Orduyu iyice dolduracağım. Şöyle bir de şeye gidelim. Çeşitlilik değil, karşılık yemek diyelim. Ordu geniş olduğu için bayağı hani erzakta falan toplayacağım. Yer yokmuş, tamam. Şimdi hocam elemanları şöyle bir toplayacağım ben. Evet bakalım bu hafta üretimden ne kadar kaldırmışız hocam. Şöyle 146.190 gerçekten süper. Şöyle orduyu toplamaya devam edeceğim. Az önce içeriye doğru sürükledim. 3 tane lord var. Şimdi şu ilk kaleyi rahat alırız. Benim orada biraz toparlansın, hala yaralılar var. Şu kalenin yakınlarına doğru gidelim hocam. O sıra aslında Kutsal Roma ile bir barış imzalasak iyi olur mu acaba ya? Kutsal Roma gerçi toprakları iyice daralmış ya. Pek bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum. O yüzden barış imzalamayı da düşünmüyorum hocam. Şöyle orduyu tekrardan toparladım. 4 tane lorduz. Burayı rahat alırız. Şöyle hocam şimdi kuşatma kampını falan kuralım. Önce bir saldırı desek iyi olacak. Şöyle dövüş, kadro, kavga dedim. Savaşı ilan edelim hocam. Umarım yine agresif dış politikadan savaş ilan etmezler. Ama yine de edeceklerini düşünüyorum. Bakalım. Eyüplerle aramız artı 11 aldı. İngilizlerle bozuldu. Tamam. Kamp dağıtımı falan yapılıyor şu an. İngiliz lordları gelemez diye düşünüyorum. Yani en fazla 1-2 tanesi gelebilir. O da zaten Barça Limanı ve Avcıla Kalesi'nin lordları belki gelebilir. Başka da kimse gelemez hocam. Anadolu Selçuk Devleti korsanlarla. Tamam. Güzel hocam. Şu an ordu tamam, bende yaralılar sanırım iyileşti. Aynen öyle. Kuşatma silahları da inşa ediliyor hocam. Burayı rahat şekilde alırız. Eşref Musa çıktı içeriden, tekrardan girdi. 125 kişi var içeride. Şurayı bir alalım hocam. Daha sonra Avcıla Kalesi ve Barça Limanı'na da geçiş yapacağız. Oraları da bu bölümde alacağız. Daha sonra yine Bizans'la çetin mücadelelere girebiliriz. Şöyle şimdi vurmaya başladım ben hocam. 24 seviyeye doğru da usul usul gidiyoruz bu arada. Şöyle hocam elemanlar sağlam, rahat şekilde alırız. Pek bir kayıp vereceğimizi de düşünmüyorum. Bakalım abi sonuç ne olacak, ben de merak ediyorum. Umarım fazla kayıp vermeyiz çünkü dağılmamız gereken bir liman, bir tane de kale var. Bakalım abi görelim. Evet bizim duvar tabancası kapıya ulaşmak üzere. Şöyle zaten çoğu elemanı hallettik hocam köşeden. Bayağı eleman indirdik. 24 seviyeye doğru da gittik hocam. Yani her an 24 seviyede olabiliriz. Şöyle vurmaya devam ediyorum. Mancınıklar oradan vurmaya devam ediyor. Süper abi, rahat şekilde alırız abi. Evet bu arada seviye de aldım. Neye versem diye düşünüyorum. Neye verecektik hocam biz? Taktiğe mi? İzciliğe mi? Bakacağım, bir düşünelim. Evet bir kısmı mühendisliğe, bir kısmı da taktiğe vermeyi uygun buldum. İkisini 100 yapacağım bu arada hocam. Şöyle ikisini 100 yapalım. Şunları bir rahata alalım. Daha sonra bunları kasmaya gerek de kalmaz. Taktik, mühendislik bunlar önemli bizim için. Şöyle son kaç eleman? 70 eleman kaldı. Hocam biraz daha zorlayın be, şu kapıyı erkenden bir yıkın ya. Sabahtan beri içeride eleman kalmadı hocam siz kırana kadar be. Şöyle son 60 kişi. Burada köşede kimse var mı diye bakıyorum. Şurada bir kişi vardı ama geri kaçtı sanırım. Şöyle şuna vurmaya devam edelim. Tamamdır abi. Güzel, burayı da aldık sayılır ya. Kapı yıkıldı, girelim abi içeri. Gel abi. Bir sal be hocam. Lan Allah Allah. Heh. Hocam merhaba. Şöyle girelim. Vur abi. Kim %8 vurdu lan? Evet, bu arada hocam ben böyle yakın dövüşte pek iyi değilim. Yay atışı falan daha rahat oluyor benim için. Şöyle burayı da aldık. Şimdi bakalım kaç kayıp vermişiz. 3 kaybımız var. Çok iyi. Süper abi. Bu defa iyi başladık hocam bu bölüme. Şimdi bir kaleyi daha topraklarımıza dahil ettik. Seviye alanlara seviyelerini verdim. Hocam toplanın. Ben şimdi şunlarla bir barış imzalayacağım. Fark ettiyseniz Kutsal Roma geliyor bu tarafa doğru. Genri'yi gördüm. Direkt barışımı imzaladım. Zora sokmayalım hocam işi. Kutsal Roma şu anda kuşatma yapıyor ama alamazlar abi. Çünkü barışı imzaladık, o yüzden sıkıntı yok. Yönümüz sadece İngiltere'ye çevirdik. Böyle daha iyi hocam. Şu anda topraklarımızı genişletiyoruz. Evet, önümüzde köy falan da bırakmadan hepsini rahat şekilde alalım. Şöyle Avcı'ya ulaşmak üzereyiz. Güzel abi. Şimdi şöyle yine bir toplanın. Toplan. 3 tane lord var. Benimle beraber 4. Avcı'da kimse var mı? Şöyle kimse yok hocam içeride. Şöyle şimdi devam edelim bakalım. Belki otomatik savaş da alırız. Bir eleman geliyor. Hemen kampları kurun abi. Abi kampları kurun. Gözünü seveyim. Bak gelecek şu. Gelmedi lan. Güzel abi, gelmedi. Süper. Geliyor bak, dönüyor oğlum. Kampları kurun sana ya. Allah'ım. Çıldıracağım ya. Harbiden çıldıracağım hocam bu kadar. Şunu alalım bari. Haydi hocam hızlı şekilde kurun şu kampı. Uğraştırmayın. Aşağıya doğru da birkaç İngiliz lordu gitti sanki. Onlara da bir bakalım ya, merak ettim gerçekten. Gustav şu anda kuşatma mı yapılıyor hocam? Şöyle barış imzaladık ama şu an bir tereddüte düşmedim değil. Bilemedim. Bizim elemanlar bir saldırsın hocam oraya. Bir saldırın. İngiliz lordu gelmedi sanırım başka. Süper. 130 kişi var içeride. Rahat şekilde alırız. Haydi abi şöyle. Otomatik savaşla hemen hallettim. Barça limanına da gidelim. Şu saatten sonra bizi kimse durduramaz hocam. Şunları sat. Şöyle toplanın abi. Bir İngiliz lord daha geliyor bu arada. Bunu da ayaküstü hemen kesmek lazım. Şöyle 300 kişiyle keseriz. Güzel. Hocam şimdi. Bak gelmeye devam ediyorlar. Barça limanına hemen gideyim ben. Belki tek başıma yine alırım. Sıkıntı yok. Onlar kuşatmaya başlamadan bizim hemen halletmemiz lazım. Bizans tekrardan barış ilan etti. Yani şaşırmadım. Agresif dış politikadan tekrardan yedik hocam. Şu elemanı bir ayaküstü hemen keseyim ben. Hocam şu saatten sonra pek zorlamaz ya Bizans falan. Öyle düşünüyorum ama. Bakalım bir eleman daha geliyor. Şöyle hemen şunu da halledelim. Hocam kampı kurmaya başladım tekrardan. Takım dayanıklılığı falan bayağı düştü. Acilen burayı da alıp bir dinlenmeye geçmek lazım. Gerçi kamp kurunca yine dinleniyoruz ama. Güzel, tamam, sıkıntı yok. Bir eleman girecek içeri, onu alamam. Denizlere açılamam çünkü. Bayağı yavaş hareket ederiz. Gemi de alacağız ileride. Biraz para artsın. İyice bir rahata erelim. Çan da seviye almış. Onu sonra yükseltiriz. Bir lord daha geliyor. Bunu da alamayız hocam. Buna da yapacak bir şey yok. İçeriye girmelerine izin vereceğim ya. Pek bir sıkıntı çıkarmazlar. Çünkü liman burası. Limanda pek bir sorun olacağını düşünmüyorum. Devam abi. Bir kişi daha geldi. Hiç sıkıntı yok. Bakalım. 368'e 260 kişi. Burayı da alırız hocam. Şöyle başlayalım bakalım. Evet, İngilizlerin Kuzey Afrika'daki son toprak parçasında almak üzereyiz. İngilizleri buradan attıktan sonra İngilizlerle bir barış imzalayacağız. Tabi bu hemen gerçekleşmeyecek. Daha yeni savaş ilan ettik. O yüzden biraz aradan zaman geçmesi lazım. O geçen zamana kadar İngilizleri idare etmek lazım hocam. Yani yoksa sıkıntı çıkarabilirler. Onlara kale kaptırmamak lazım. Daha sonra barış imzalayacağız. İngilizlerle de yönümüzü Bizans'a çevireceğiz. Elimizde artık fazladan kale var. Bu yüzden Bizans'a da biraz dişe diş mücadele verebiliriz diye düşünüyorum. Haydi hocam alalım şuraya. Şöyle hareketli olalım. Elemanlar sağlam abi. Bu arada yakın zamanda da asker yaratmayı düşünüyoruz ama hocam bir salmıyorlar be. Bir salsalar bir rahata ersek üreteceğiz de bir türlü salmadılar. Yani yakın zamanda da bir sonraki bölümde falan artık asker yaratmaya da başlarız. Çünkü artık kendi ordumuzu kuralım. Böyle daha güzel olur. Daha gerçekçi olur diye düşünüyorum. Şöyle üstte birkaç eleman kaldı. Bunları da hemen bir halledelim. Güzel abi. Bu bölüme gerçekten iyi başladık. Şu anda daha ilk dakikalardan 2 kale aldık. İngilizlerden burayı da alıp onlarla bir barış imzalasak bu bölümde süper olur. Yönümüzü bir sonraki bölüm tamamen Bizans'a çeviririz. Öyle çok iyi olur hocam. Bakacağız artık duruma göre. Tabi her şey planladığımız gibi gitmiyor. Yani biraz daha doğaçlama hareket ediyoruz gerçi. Öyle bir durum da var. Şöyle şimdi şu elemana doğru gidelim. Kapıda yıkıldı, süper abi. Bizimkiler içeri girsin, ben o sıra şunu da halledeyim. Vur abi. Şöyle hareketli kalalım, hasar almayalım. Haydi aslanlar. Haydi hocam. Şöyle üsttekilere doğru yöneldim ben. Şöyle arkadan vuralım. Dağınık dursunlar. Şöyle içeride Fransız askerleri de var hocam, fark ettiyseniz. Son artık 200 kişi. Bizden de biraz kayıp var tabi. Bakalım. Yani aslında iyi başladık ya hocam. Bence gerçekten iyi başladık. Bir sonraki seviye aldığımda artık ameliyat ve sargı yaralarını da geliştirmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü savaşlarda fazla kayıp veriyoruz. Yani ölmelerindense yaralanmaları iyidir. O yüzden ameliyat ve sargı yaralarını da geliştireceğim. Şöyle döndüm bu tarafa doğru. Bir eleman burada kalmış. Şunu da bir halledelim. Hocam selamünaleyküm. Başka kimse var mı hocam burada? Şurada da biri varmış. Hocam merhaba. Merhaba hocam, nasılsınız? Güzel, bunu da hallettik. Burada elemanlar baya fazla lan. Dur hocam şuna da şöyle girelim. Al abi. %13. %4. Hareketli şekilde vurduğumda daha fazla hasar verebilirim. O yüzden şöyle vuralım abi. Hadi şunu da halledelim. Yayla kaç hasar vereceğim acaba? Yani yayla daha iyi gibi. Bize de takviye geldi hocam. Elemanlar bayağı zorluyor gibi. Ben de öldüm sanırım. Karşıda bayağı eleman var. Onlar zorluyor hocam. Şöyle atalım. Hocam atıp içeriye kaçmaya çalışacağım. Onda kalkan varmış yalnız. Nerede lan kapı? Heh. Abi kalkanlıya vurma vurma. Diğerlerine de fal. Şöyle hareketli kalsam acaba. Dışarıda olmama rağmen. Heh, güzel, tamam. O elemanı da hallettiler. Ben yönümü buna çevireyim. Böyle kimse görmüyor hocam. Şunu hemen bir halledeyim ben. Canım bayağı azaldı. Biraz daha kontrollü oynayacağım. İngilizlerin Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını da aldık sayılırız hocam. Şöyle şuradan gelen elemanlar var. Onlar bayağı atıyor gibi. Aman hocam. Aman. Şöyle gelsinler. Hocam biri elit gibi. Patron. Aman diyeyim ha. Aman hocam dur, sakin. Sakinliğinizi koruyun. Abi ben bayağı fazla hasar alıyorum ya. Bunları da indirirsem benden iyisi yok. Gel lan. Şunu da indireyim hemen. Güzel abi. Bizimkiler desteğe gelince hallettik bunları da. Hocam ne bu kalkanlılar? Ben anlamadım ya. Şimdi şuradan atmak biraz daha zor. Tamam artık ölelim ya, yeter hocam. Biraz bizimkileri izleriz ölürsek de. Şöyle hasar verebildiğimiz kadar verelim. Son artık 10 kişi. Bunları da hallettik. Artık bittiler bunlar da. Güzel. Son 10 kişi. Evet, Barça Limanı'nı da ele geçirdik. Artık son bittiler ya. Yani bundan sonra yönümüzü Bizans'a çevireceğiz. Kutsal Roma ile de barış imzaladık. O konuda da rahatız. Bakalım artık hocam. Yönümüzü Bizans'a çevireceğiz bir sonraki bölüm. Kahire ve İskenderiye'yi yine kuşatmaya çalışacağız. Bir sonraki bölümde alabilir miyiz bilemiyorum. Evet, bu kaleyi de aldık artık. Kimse kalmadı içeride. Şöyle bakalım kaç kayıp verdik. 40 kayıp iyidir. İyidir hocam. Fena değil. Bayağı yaralı var ama şimdi savunmaya geçebiliriz hocam. Bizans'ta savaş ilan ettiğine göre savunmaya geçebiliriz. Şöyle şimdi seviye alanlara seviyelerini verdim. Bakalım abi. Güzel. Bak hocam, şimdiki mevcut durum bu şekilde. Şöyle mevcut durum bu şekilde. Bizans'ın savaş ilan etmesi gerçekten kötü oldu. Çünkü hem doğudan hem batıdan hem de kuzeyden girebilirler bize. O yüzden neler yapabiliriz hiçbir fikrim yok. Ama yakın zamanda hemen barış imzalamamız lazım. Toprak da kaybetmeden yapabilmek lazım bunu. Bakacağız abi, gerçekten çok zor. Çan'a şimdi seviye verelim. Çan'da gerçi ameliyat ve sargı yaralarını geliştiriyorduk hocam. Süper, tamam. Çok iyi oldu bu. Şimdi şöyle Çan'ı da bir geliştirelim. 80 yaptım burayı. Şuraya da verelim sargı yaralarına da. Tamamdır hocam. Şimdi İngilizlerle barış imzalayabiliyor muyuz? İngilizler barış istemiyor. Ruslarla 79.000 istiyor. Oha lan. Moğollarla 79.000 istiyor yine. Hocam gerçekten artık zor bir hal almaya başladı. Şu anda her an bir kaleye saldırı gerçekleştirebilirler. İngilizler veya Bizans İmparatorluğu bunu yapabilir. O yüzden ben bir risk alacağım. Gerçekten bir risk alacağım hocam. Ama yemek lazım. Bir dakika hocam. Pardon. Şöyle şimdi hocam Justinian geliyor. Evet, bir kaleye doğru gidiyorlar. Bizans'ın bir ordunu gördüm. Bakalım şu Justinian'ı takip edelim dedim de tekrardan döndü. Şimdi hocam Avcıla Kalesi'ne bir gidelim. Oradan erzak alacağım. Şu elimdekileri de bir satayım. Daha sonra bir Kahire'ye ya da İskenderiye'ye girebiliriz. Veya başka kaleler de olur aslında. Yapabilir miyiz bilemiyorum ama onlar bizi savunmaya zorlarken saldırıya geçmek biraz mantıklı gibi. İsyancılar da savaş ilan etti. Hemen yemek almak lazım hocam. Bir dakika. Bir dakika. Şunları da bir alalım. Market. Yemek dedim. Ver hocam hepsini. Şöyle aldım hocam. Şimdi esirler vardı. Esirleri de bir satsak iyi olur. Gerçi sağlamlarını alalım hocam. Bir dakika. Atlı elit. Al abi. Elitleri alacağım. Elit okçu. Elit kılıç. Ver abi hepsini. Gerisini serbest bırak. Tamam, şunları da satalım. Şimdi hocam ben yönümü, bak şimdi Barça'yı da alabiliriz. Bir dakika lan, deneyeceğim hocam ben. Onlar da bu tarafa doğru dönsün çünkü onlar savunmaya geçsin. Saldırı gerçekleştirmesinler diye bunu yapacağım. Barça'da şu anda kuşatma kampını kuruyorum. Bakalım, gelenleri almaya çalışacağım. İçeriye kimseyi sokmamaya çalışacağım. Sadece deneyeceğim hocam, yani kesin almam gereken bir yer değil. Sadece şu anlık deneyeceğim. Şu eleman geliyor, hemen keselim. Hemen keselim hocam, ver. Haydi burada bir kuşatma kampı kuralım. Ordu'da da seviye alanlar oluyor bu şekilde. Oo, bayağı geldiler. Norveç ile Bizans savaşa girdi, süper. Hocam ne oluyor, bir dakika lan. Birini yakalasam. 220'ye 173 zor. Yani bayağı fazla kayıp verebilirim. O yüzden bunu denemeyeceğim. Tamam, elemanlar şimdilik orada bir toplansın. Onlar bizim saldıracağımızı sansınlar ama biz çekilelim hocam, boşver. Dağılsınlar sonra. Saldırı yememek için türlü türlü yollara gireceğiz. Kamakura şogunluğu bile savaş ilan etti. Yani bu kadar olur mu hocam ya? Bu kadar da fazla değil mi? Toplanın abi. Bizim tüm lordları toplayacağım. Madem öyle biz de başlayalım o zaman. Toplanın bakalım. Şurada bizim elemanı mı kesiyor bu? Ama şu an yakalayamıyorum ha. Dur. Şu Mansur'a bir gireyim ben hocam. Bir bakalım. Bunun ordu da full atlıdır diye düşünüyorum. Bir meydan savaşı yapmadık bu bölümde. Onu da gerçekleştirelim. Daha sonra kapatırız. Bayağı uzun bir bölüm olsun istemiyorum hocam. Şöyle girdim elemanların arasına. Haydi hocam alalım şunları bakalım. Daha sonra bir sonraki bölüm direkt Kahire'ye girebiliriz. Yani bir şeyler deneyeceğiz hocam. Ne çıkar bilmiyorum. Gir abi elemanların arasına. Birini daha hallettim orada. Bizdenmiş bu. Şöyle hocam. At indirdik. İndire atı indirdik. Neyse sıkıntı yok. Son 47 kişi. Bunları da hallettik sayılır. Bir kişi daha gitti. Abi bu karga vuruşunu yaparken ortada dolan kalabalığa at kendini. En sonu biri yiyor zaten. O yüzden karga vuruşu yaparken de bunu deneyin. Bu mantıklı geliyor bana gerçekten. Şöyle son 8 kişi. Sayı iyice azalınca da ben yayı çekiyorum. Hani olur da birkaç elemana hasar veririz diye. Tamamdır hocam. Bunları da hallettik şimdi. Ulan hiç kapatasım yok be. Gerçekten. Şu bölüm Kahire'yi alasım var. Yani öyle bir çılgınlık yapasım var gerçekten. Toplanın bakalım hocam. Herkes gelsin ya. Bak elemanı da hallettik içerideki. Herkes bir gelsin. Toplanın bakalım hocam siz. Kampı kurun. Saldırı diyelim. Kampı kursunlar. Hocam sıfırdan alma ya. Dur. Gelen elemanı ben halledeceğim bak. Kimse gelmesin. Geleni indireceğim. Uyarıdır hocam bakın gelmeyin. Yoksa ölürsünüz. Şöyle şunu da indirelim. 155 kişi. Şunlarla bir canlı savaşa girelim. Haydi bakalım hocam. Şunları da halledelim. Dönelim tekrardan. Evet hocam bu elemanları da hallettik. Fazla uzun olmasın diye kayda vermedim bunu. Şimdi şöyle yapalım. Şu stokta yer yok hocam. Esirleri alalım. Bizimkiler kampı kurmaya devam etsin. Bak geri çekildiler. Hadi oğlum. Haydi hocam. Kampı kurmaya devam edin. Geleni alacağım ben. 227'ye 175. Şunları da bir kayıt dışında halledelim. Evet 175 kişiyi daha hallettik ama bayağı ölen oldu hocam. Bayağı orada eridi ya. Biraz dinlenmeye ihtiyaç var. Sanırım yine başarısız olacağız. Bakalım. O girdi hocam içeri. Onu tutamayız artık. Şunu bir halledelim dışarıda. 284 kişiyle hemen halledelim. Bak hocam. Aman. Bunu tutamasaydık sıkıntıydı. Bunu da dışarıda halledelim bakalım. Ulan o kadar ganimet gitti be. Hocam hadi kurun şu kampı. Seviye alanlara seviyeleri verdim. Şu elemana bir bakalım. Tamam ben bunu halledip döneceğim hocam. Kamp kurmaya devam edin. Bırakmayın. Şunu da bir halledelim. Evet hocam bunlar yay olduğu için bunlar daha rahat hallettik desem yanılmam sanırsam. Şöyle son 10 kişi falan kaldı. 5 kişi güzel. Yani bayağı lord kestik ama o kaleyi almak gerçekten zor. Hani bir deneyelim dedim. Bilemiyorum artık. Bakacağız. Şuradan bir eleman daha geliyordu. Onu da halledin. Hocam içeri kaçmasın. Tutalım be. Olmadı bu. Toplanın lan. Hocam bizimkiler nereye kaçıyor anlamadım. Evet bizimkiler dayanamadı. Kaçıyor. Güzel. Yine başarısız galiba. Zor hocam. Gerçekten zor. Bayağı lord kestik. Bunlar biraz idare eder. Burada bitirelim. Yine alamayacağız. Bir sonraki bölüme kaldı artık. Bir sonraki bölümde bayağı bir ordu toplayalım. Alalım artık şu Kahire'yi. Bugünlük benden bu kadar. Umarım güzel bir video olmuştur sizin açınızdan. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.